Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel kadiyetu eddersu salisu min makasidi tesdikat. Makasidi tesdikatın, kadayanın bugün üçüncü dersini okuyoruz. Dün demişti ki kadiye hamliye var, şartiye var. Şartiye mutassile, munfassile var demiştik. Hamliyenin birinci, ikinci cüzlerinin isimlerini söyledik. Şartiyenin isimlerini söyledik. Bugün vel kadiyetu tenkasimu saniyen ila kısmeni. İkinci sefer olarak kadiye ikiye bölünüyor. Kadiyenin iki kısmı var. Başka bir cihetle kadiye ne oluyor? İki kısma bölünüyor. İmma mucibetun ya kadiye mucibedir. İn kanel hükmü fiha bil ika'i. Eğer hüküm kadiyede ika'la olursa. İka İdraku enne nisbete vakiatun. Haşle öyle yapılır. Yani icabla olursa. Zeydun katibun. Bak Zeyd'e ne var? Kitabet var. Hüküm burada kitabetin ikaıyla yapılıyor. Yani kitabetin Zeyd'e olduğuyla hüküm yapılıyor. O kadiyenin ismi ne olur o zaman? Mucibe olur. Niye? Çünkü o kadiyedeki hüküm ikaıladır, icabladır. Ke kavlina zeydun katib. Ve imma salibetun. Ya kadiye nedir? İn kanel hükmü fiha bil intizai. Eğer hüküm o kadiyede ne olursa? İntiza'la olursa. İntiza demek idraku enne nisbete gayru vakiatin. İnsan idrak etse ki nisbet burada nedir? Vakı değil. Tabi mütekelime göre ika idrak ene nisbete vakatun, intiza idrak ene nisbete gayru vakatin. Mütekelime göre böyledir. Ama muhatebe göre ika demek oradaki haberin mübtedaya oluşunu ifade etmektir. Haberin mübtedaya olmadığını ne etmektir? İfade etmektir. Mütekelim muhatebe diyor, Zeyd'e kitabet yok veya Zeyd'e kitabe var. Yani iki şekilde düşünebiliriz. Salime inkarın hükmü fiyâ bilinti zâike kavlina Zeyd'ün leyse bir katibi. Bak kitabeti Zeyd'e ne diyor mütekelim? Selp ediyor. Bitti. Şimdi burada kadiyenin iki kısmı olduğunu öğrendik. Neler olduğunu öğrendik. Kadiye ya mucibedir ya salibedir. Ya musbettir ya nedir? Menfi. Şimdi burada kadiyenin bir taksimatını yapıyor. Bu metinde yok. Monitolab yapıyor. Sümme innel mucibete. Kadiye mucibe. Bak salibe değil. İmma muhasseletun ev ma'duletun. Ya muhasseledir ya ma'duledir. Niye? لِأَنَّ الْقَدِيَةِ الْمُجِيبَةِ مُجِيبَةِ قَدِيَ لَا تَخْلُو اِمَّا لَا يَكُونَ فِيهَا حَرْفُ السَّلْبِ. Ya o kadiyede harfi selb nedir? Yoktur. Hiç yok. Zeydun katibun gibi harfi selb var mı? Yok. Hiç yok. وَهِيَ مُحَسَّلَةٌ. Bu kadiyenin ismi nedir? Muhasseledir. وَتُسَمَّ وُجُودِيَّةً. Bu kadiyeye aynı zamanda vücudiye de denilir. Vücudiye ile de isimlenir. Eyden. Bak tekrar ediyorum. لَنَمْ قَدِيَةَ الْمُجِبَةَ لَا تَخْلُوا اِمَّنْ لَا يَكُنَ فِيهَا حَرْفُ السَّلْبِ وَهَيَ مُحَسَّلَةٌ. İsmi nedir? وَتُسَمَا vücudiyeten. Diğer bir ismi de vücudidir. Eyden. Nasıl muhassele deniliyor? Vücudiye de denilir.
Zeydun katibun. Mucibe bir kadiyedir. Harf-i sel var mı buralarda? Mubtada haberde yok. Bu kadiyenin ismi muhasseledir. Diğer ismi vücudidir. Mislu Zeydun katibun. Ne gibi? Ev tekunu fiha harfu selbi. Yahut da o kadiyede ne var? Ev tekune. Çünkü en la yekune üzerine atıftır. Ev tekune fiha harfu selbi. O kadiye mucibede ne var? Harfi selbi var. Peki kadiye mucibede ne var? Harfi selbi var. Nasıl mucibedir? Nasıl harfi selbi var? Biz diyor, elleti o harfi selb ki tekunu cüzen min kadiyeti. Artık selb için değil, kadiyenin bir cüzü olmuş. Ya muhtedan bir cüzü olmuş, ya haberin bir neydir? Cüzüdür. O yakunu yanlıştır. İşte vahiyel ma'zuletu. Bu kadiyenin ismi nedir? Bu kadiyenin ismi ma'zuledir. O kadiye ki orada harfi selb vardır. Ha mağdur bir cüz olmuş, ha mahmurun bir ney olmuş, cüz olmuş. O kadiyenin ismi nedir? Mağduledir. Ha, hulasa kadiye mucibe kaça bölündü? Muhassele, o ki harf-i serp hiç yok. Bir de mağdule var, o ki ne var? Harf-i serp, öyle demeyelim. Muhassele, o ki harf-i serp, kadiyenin bir cüzü olmamış. Mağdule, o ki harf-i serp, kadiyenin bir cüzü olmuş. Şimdi mağdule de kendi arasında üçe bölünüyor. Ona geçmeden önce niye buna mağdule deniliyor? Mağdule hani ödül edilmiş, döndürülmüş. Diyor bu innemâ sümmiyet mağduleten. Niye bu kadiye mağdule ile isimlenmiş? Lianne harfe selbi. Çünkü harfe sel ödile bihi. O bir ödülenin naib-i faalidir. Harf-i serbe ödül yapılmış an esli medlulihi. Harf-i serbe esli medlulünden ödül yapılmış. Ne demek? Harf-i serbe medlulun eslinden döndürülmüş. Medlulun esli medlul nedir? Esli medlulü nedir? Ve o serbe. Harf-i serbe'nin medlulü nedir? Asli bu değil mi? Burada harf-i selb, o selbiyetten dönmüş, harf-i selb yapmıyor. Harf-i selb ne etmiyor? Ya ne yapıyor? Ve cu'ile hükmü hükme mabadihi. Hükme mabadihi. Onun mabadının hükmü neyse onunki de odur. Mabadi ha mubtada, ha haber. Ha mevdu, ha mahmul, fark etmez. Mabadın hükmü neyse, o da mabadın bir neyi olmuş, bir cüzü. Mabadi icapse o da icap, serpse o da serp. Artık o harfe serp ile ne yapılmıyor? Ha, onun için buna kadiye mağdule denilir. Manası budur. Bu kadiyedeki harfe serp serbinden ödül edilmiş. Bunu öğrendik mi? Bu veşi tesmiye bil mağduleyi öğrendik. Şimdi getiriyor kadiye mağdule kaç kısım. فَاِنْ كَانَ حَرْفُ السَّلْبِ جُزًا مِنَ الْمَوْضُعِ Eğer harf-i selb mevdu'un bir cüz'ü olursa تُسَمَّ مَعْدُلَةَ الْمَوْضُعِ Bunun ismi nedir? Demek kadiyenin bir kadiye mağdulenin bir kısmı mağdulatul mevdu'dur. O ki harf-i selb mevdu'un bir neyi olmuş? مِسْلُ قَوْلِنَا اَلَّا حَيُّ جَمَادٌ La hay olan şey cemaldir. Yani hayati olmayan bir şey, kitap, rahle, tahta, taş, bunlar hepsi cemaldirler. Ruhsüzdürler. La hay olan şeyler nedir? Cemaldir. Cemal demek bila ruhtur. Peki burada ella hayyu mubtada değil midir? Evet. Bak la'yı nafiye burada. Edatü selb olan la burada selb yapmıyor. Artık la hayy komple elif lamla marife mubtedadır. La hayy olan yani hayati olmayan şey cemal. Ve in kana juzen min el mahmul tusamma ma'dulata el mahmul mislu kavlina el hayy la cemadun. Diyor hayy olan şey la cemadır.
Yani hayata olan şey la cemaddir. Cemad değil nedir? Bak la cemadun komple el hayyüye haber yaparız. Burada cemadun hükmü neyse la'nınki de o. Nasıl biraz önceki hayyin hükmü neyse la'nınki de o ise burada da cemadun hükmü neyse la'nınki de o. Ma'dulatul mevdu ortaya çıktı. Ma'dulatul mahmul ortaya çıktı. Ve in kana cüzel minhuma ma'an tusama ma'dulata tarafeni. Mislu kavlina ella şey'u la alimu. La yok la hayyu la alim. La hay olan şey öyle değil mi? Yani hayatı olmayan şey la alimdir, ilmi olmaz. Hadi kaç kısım oldu? Tamam. Peki salibe ile farkı ne? Şimdi salibe ile farkını söyle. Gerçi biz bildik. Ma'dule o ki harfi sel ma'du veya mahmul veya ikisinin bir cüz olmuş. Salibe o ki harfi sel selbde kullanılıyor. Mahmulün mevduda ne diyor? Selbi diyor. Diyor ve salibetu ma yekunu fiha harfü selbi. Harfü selb var ama ve la tekunu cüzen minhuma. Ne mevdu ne mahmul bir cüzi değil aslen. Mislu zeydun leyse bi katibi. Zeydun leyse bi katibi. Bak burada leyse var. Haber veya muhtedan cüzi olmuş mu? Yok. Ne yapıyor? Kitabeti zeyden selb ediyor. Peki. Muhassele ve muradum indel itilakı bil muhasseleti. Hani mutlak muhassele dedikleri vakit. O ki mağduratul mevdu mu değil? O ki mamuratul mahmul mu değil? O ki ikisi mi değil? Ne değildir? Murad nedir? Ma la udule fiha aslen. Ha muhasseleden murad o ki asla udul yok. Ne mevdu, ne mahmul, ne ikisinde. Ve hiye muhasseletu tarafin. Bu nedir? İki tane. Tamam. Bir yerde muhasere zikredildiği vakit o ki odul hiç yoktu. Ve bil ma'duleti ma'duleden de murad ma fiha odulun. O ki ondan ne var? Odul. Bak. Muhasere o ki odul yok. Hiç yok. Ma'dule de o ki ne var? Odul var. Ma'duden var, mahmundan var, ikisinden var fark etmez. Savun kanı bir tarafeyha isterse o ma'dule iki tarafıyla ne olsun? Udul olsun. Ev bi ahadima isterse biriyle hamdur veya haberle ne olsun? Udul olsun. Oldu mu? İ'lem ennel mucibete kadye mucibe muhassaleten kanı da mağduleten. Bak mağdule de mucibe olur. Nasıl olur? Harf-i selb mevdu veya mahmul bir cüz olmuş. Ama harf-i selb yok. Selb yapan harf yok. Tahtedi vücudel mevdu'yı. Kadye mucibe ha muhassele ha mağdule. Mevdu'nun vücudunu ister. Niye? Çünkü kadye mucibe o ki biz haberi ona ne diyoruz? İspat ediyoruz. Biz diyoruz haber mutlaka nedir? Sabit. Zeydun kaymı ne diyoruz? Zeyde kıyam var diyoruz. Peki Zeyd dünyada haricen olmadığı sürece nasıl Zeyde kıyam var diyebiliriz? Bak kadye mucibenin sıdkı için mevdu'nun vücudu nedir? Yoksa kazıb olur. Bir hilaf-i salibeti, salibe onu istemiyor. Zeydun neyse bir katibi. Olabilir ki Zeyd mevcude haricidir, vardır, işte budur. Ona ne yok? Kitabet yok. Olabilir ki Zeyd yok. Zeyd diye dünyada bir insan yok. Zeydun neyse bir katibi diyebilirsin. Çünkü isbatul haber için vücudul mevdur lazım. Haberin selbi için vücudul mevdur ne değil? Lazım değil. Bildiniz mi? Peki kadiye ikiye bölünüyor dedik. Mucibe, salibe. Öyle değil mi? Sonra getirdiği mucibe de muhassele, mağduleye böldü. Sonra mağduleyi de mağduletul mevdu, mağduletul mahmul, mağduletul tarifine neydi? Böldü. Tekrar başa gittik. Kadiye ya mucibe ya salibe. Ve kullu vahidetin minhumma ey minel mucibeti ve salibeti. İmma maksusetun ya nedir? Ve helleti kanel mevdu fiha şahsen muayyenen. O ki mevdu orada ne de bir şahsi? Muayyendir. Belli bir şahsi. Zeydun katibun gibi. Olmadı. Ve hiye o kadiye maksuse. Bak kadiye maksuse o ki mevdu belli bir ferdir. İmma mucibetun ev salibetun. O da ya nedir?
Kema zekena fi misaleyhima. Her ikisinin misalinde biz ne ettik? Zikrettik. Mucibe saliben misaline zikrettik. O iki misal neydi? Minnah ve Zeydun katibun. Bu maksuse mucibe. Ve Zeydun leyse bi katibin. Bu salibe maksusede. Oldu mu olmadı? Peki niye bu kadiyeye maksus ediyoruz? Emma tesmiyeten maksuseten feli hususi mevdu'iha. Mevdu'un hususu var. Mevdu belli bir nedir? Belli bir ferdir. Ve yukalu laha şahsiyeten. Bu kadiyeye maksuse denildiği gibi şahsiye de denilir. Peki maksuse denilir dedik, mevdu'un maksustur. Niye şahsiye denilir? Ve yukarı laha şahsiyetun eyden. Niye şahsiye denilir? Likevni mevdu'iha şahsen muayyene. Mevdu muayyen bir nedir? Bu kadiye şahsiyetundur. Yani mensubun ile şahs. Mensubun ile mensubetun ile şahsil muayyeni. Oldum. Peki. Dedik ya kadiye ha mucibe ha salibe. Ayrımı yapmaksızın. Ya mevdu belli bir ferdir. Buna kadiye ne denilir? Maksuse veya şahse denilir. Ve in lem yekun il mevdu'u fiha şahsen muayyenen. Eğer mevdu ne olmasa? Şahsen muayyen olmazsa. Oldu. Şimdi fel kadiye tusama mahsureten. Kadiye ne denilir? Ve musavvere denilir. Şimdi bu tutmadı birbirini. Şimdi kadiye belli bir ferd olmayınca ona mahsure musavvere denilmek bu tesmiye gerektirmiyor. Burada bir şey yazmışım. Diyor ve in lem yekun il mevdu'u fiha şahsen muayyenen. Eğer mevdu bir şahsi muayyen değilse fe in bu yine kemiyetu efradil mevdu'i. Eğer mevdu'un efradının kemiyeti beyan edilirse bil kulliyeti ha kulliyeti beyan edilirse evil badiyeti ha badiyetle o zaman fel kadiyetu tüsemem mahsureten müsevvereten. Onu yazsanız olur aslında. Bak dikkat edin. Ve in lem yekun il mevdu'u fiha şahsen muayyenen. Eğer mevdu bir şahsen muayyen değilse fe in bu yine kemiyetu efradil mevdu'u bil kulliyete evil badiyeti. Eğer mevdu'un bak fe in bu yine kemiyetu Hamza sen de yazıyorsun. Sonra yazarsın. Fe in bu yine kemiyetu efradil mevdu'i bil kulliyeti evil badiyeti. Eğer mevdu'un efradlarının kemiyeti kulliyet veya badiyetle beyan edilirse. Fe in bu yine kemiyetu efradil mevdu'i bil kulliyeti evil badiyeti. Mesela kullu insanin ev badu insanin. Kullu hayvan ev badu hayvan fark etmez. Eğer mevdu'un efradının miktarı beyan edilmiş ise ha kulliyetle beyan edilsin ha badiyetle beyan tüsemma mahsureten ve musavvereten. Ona ne deniliyor? Ona mahsure deniliyor, musavvere deniliyor. Mahsure deniliyor, efradları hasredilmiş. Ha tamamı ha bir kısmı hasredilmiş. Musavvere deniliyor, orada edat-ı sür var. Vehye, o kadiye mahsure, imma kulliyetun musavveretun, ya kulliye musavvere, o da kendi arasında dört kısım. Bak musavvere olunca, ya mucibe kulliye musavvere olur, ya salibe kulliye olur, ya mucibe cüze olur, ya salibe, bak o da diyor, imma kulliyetun musavveretun, ya kulliye musavveredir. وَهِيَ الَّتِي يَكُنُ الْحُكْمُ فِيهَا عَلَى كُلِّ الْاَفْرَدِ Kulliye müsevvere o ki o kadiyede hüküm mevdu'un bütün efradı üzerine yapılıyor. وَهُوْ اِمَّا بِالْاِجَابِ O zaman kulliye müsevvere mucibedir. اَوْ بِسَلْبِ O zaman kulliye müsevvere salibedir. فَنْ كَانَ بِالْاِجَابِ فَهِ مُجِبَتُنْ O kulliye müsevvere nedir? Bak. فَهِيَ O kadiye mucibetun kulliyetun müsevveretun. Mucibetundur yani salibe değil. Kullidir, cüzi değil. Musevveredir, başına edat-ı sür var. Kekavlina, kullu insanin katibun. Evet.
Kullu insanin kalim. Hiçbir fer insan dışarıda kaldı mı? Yok. Kalmadı. Peki mucibe kulliyenin sürü nedir? Hani leyse elbetten hani niye yazdık o gün? Diyor ve suru ha mucibe kulliyenin suru kullun vel elif vel lamul istigrakiyetu ev lahdiyetu. Demek bir yerde insan kulliyeti ifade etmek isterse ya mevdunun başına kullesini getirir, ya elif lamul istigrakiyetu getirir, ya elif lamul ahdi getirir. Yani elif lamul ahd, ahde harici demek. Elif lam ve ahad bir nev'ın ahdi için değil. Çünkü o ne olmaz? Kulli olmaz. O elif lam ki ahad içindir. Ne demek? Belli bir nev içindir. Ha, o ne olur? O edat-ı sürri kulli olur. Niye? Çünkü o nev'ın bütün efradlar ne ediyor? Hapsıyor. Bildiniz mi? Orada bir haşiye var. Bazen 5'te bir şeyler açılıyor. Ve in kaneti selbuf ve in kane bi selbi, eğer hüküm neyle olursa selbi olursa feyye salibetun kulliyetun musavveretun. Nahu la ke kavlina la şey'e minel insani bi katibi. Bak burada katibi insandan selb ediyoruz. Ama neyle selb ediyoruz? La şey'e. Bak la şey'e salibe kulliyenin edat-ı sürüdür. Ne demek? Salibe kulliyede bütün efradları kapsayan bir edattır. Pek bu salibe kulliyenin sürü la şey'e olduğunu öğrendik. Başka yok mu? Diyor ve sürüha la şey'e ve la vahide. La şey'e bak bizim burada metindeki misal la şey'e değil. Bir de la vahide. Mesela la vahide minel insan bir katibin diyebilirsin. Ve imma cüz'iyetun musavveretun. Bak ya kulliye musavveredir, o da mucibesi var, salibesi var, eti kaç? İki. Ve imma cüz'iyetun musavveretun. Cüz'iye musavvere hangisidir? Ve helleti tekunul hukmu fiyâ ala badil efradi. Orada da o ya yanlış. Hüküm orada bütün efradlara değil, bir kısım efradlaradır. Ve ve eyden imma bil icabi ev bil selbi. Bu hüküm ala bazı efrad ya icabladır ya neyledir? Dolayısıyla bu da iki kısım oldu. Öyleyse musavvere dörde çıktı. Mahsure dörde çıktı. Fe inkanı bil icabi bafeye mucibetun cüziyetun musavveretun. Ke kavlina bazı insani katibun. Bak biz burada kitabla insanın bir kısmı efradlarına hamle ederiz. Şimdi bazı insani belli bir fert midir? Yok, maksu olmadı. Peki tamam efrad mı bazı mı? Bazı. O zaman cüzi oldu. Cüziye musavvere oldu. Peki icabla mıdır, selbla mıdır? İcabla. O zaman ne oldu? Mucibe, cüz'e, musevvere oldu. Peki mucibe, cüz'e, musevveren surları nelerdir? Ve surha ba'dun ve vahidun. Ba'dır. Bizim burada misalde nedir? Ba'dır. Ve inkâne bissel bifeye salibetun cüz'iyetun musevveretun. Ke kavline ba'dun insan leyse bi katibi. Ve surha bunun suru leyse kullun ve leyse ba'dun ve ba'dun leyse. Bunun sürü leyse kullundur. Metne bu değil mi? Yok, bu değil. Ve leyse ba'dun ve ba'dun leyse. Ha bizimki nedir? Ba'dun leysedir. Ba'dun insani leyse değil midir? Bak sürü leyse kullun, leyse ba'dun, ba'dun leyse. Ha üç tane sürü var metindeki misaldaki üçüncüsüdür. Peki musavvere demek o ki ne var? Sür var. Şimdi sür ne demek? Ve suru me'huzun min suril beledi. Sür, surul beledden me'huz. Surul beled demek bedenin, şehrin neyi? Suru. Bedeni. Öyle değil mi? O manada alınmış. Bir derse surul beledden bu lesi, bu manadan bu lesi alıyoruz. Bu kadiye ki bütün efradları veya bir kısım efradları kapsıyor, ona kullanıyoruz. Münasebet ne? Diyor fe innehu münasebet budur. O surul beled, kema yahsurul belede, nasıl ki beledi hasr ediyor. Ve yuhitu bihi beledi, dört taraftan ne ediyor? Kezal ki hazil esvaru, bu esvarlarda
tahsuru efradel mevdu'i. Mevdu'un efradları ne diyor? Hasrediyor. Ve tuhitu biha. İhat ediyor. Ama mevdu'un efradların ya hepsini hasrediyor, ya bir kısım ne diyor? Külliyesinde de, cüziyesinde de ne var? Hasrul efrad var. Ama biri ala sebil-i külliyet, biri ala sebil-i cüz'iyet. Dolayısıyla beledin süründe ihate olduğu gibi buradaki edatlarda da ne var? İhatetül efrad var. Bundan dolayı sürü beled manasından, o manadan sürü ahız ederek bu edatlara ne ederiz? Kullanırız. Hâzâ fil hamliyyâti. Bu bizim söylediğimiz mahsuse, mahsure, mahsurenin dört kısmı, bu hamliyetlerdeki mahsusedir, mahsuredir. Şimdi yarın şartiyatlardaki mahsuse nedir? Mahsure nedir? Öyle değil mi? Evet. Hani hamliyetini öğrendik, hasr husus mevdu'un belli veyahut da bir kısım efrad olma iledir. Hele varmış şartiyatlarda hasr neyin husus iledir? Hasr neyin ihatesi iledir? Onu yarın bakarız. Yeter mi? Nefakumullahu nef'an mubiyyine.